Sevgili seyirciler, şimdi sizleri Türkiye'nin en zengin su ürünleri müzesinin bulunduğu Rize'ye götüreceğiz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesindeki müzede balıklar kavanozlarda asit aldehit içinde muhafaza ediliyor. Bu görsel zenginlik için kameralarımızı Rize'ye çevireceğiz. TRT Haber muhabiri Fatih Doğan ve bir konuğu var. Hemen sözü onlara bırakalım. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Su Ürünleri Müzesi'nde yer alıyoruz şu anda. Yanımızda müzenin kuruluşunda çok büyük katkıları olan Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Davut Turan bulunuyor. Burası ürün çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en kapsamlı müzesi. 350 farklı türü bünyesinde barındırıyor. Daha çok tatlı su balıklarının yer aldığı müze hakkında detaylı bilgiyi Davut Turan hocamızdan alacağız. Evet, neler söylemek istersiniz müze hakkında? Merhabalar, öncelikle bu müzede 350 tane canlı türü bulunmaktadır. Bunlardan 304 tanesi balıklardan, 3 tanesi su memelisi, 3 tanesi sürüngen türlerinden ve 40 tanesi de omurgasız sucul canlılarla oluşmaktadır. Bu balıkların 241 tanesi tatlı su balığı türüdür. 63 tanesi ise deniz balığı türüdür. Tatlı su balıkları yönünden zengin bir müzeye sahibiz. Türkiye'de sanırım en zengin müzelerden biridir burası. Ayrıca burada 141 tane endemik tür vardı. Türkiye'nin endemik türlerine, sadece Türkiye dağılım gösteren endemik türlerden vardı. Ayrıca müzemizde su ürünleri üretim üyeleri tarafından tanımlanan 35 tane tür vardır. Bu türler sadece bu müzede paratip, yani ilk tanımlı örnekleri sergilenmektedir. Kaç yılda bir araya geldi bu kadarın? 2004 yılında çalışmalara başladık. 2015 yılında sergiye açılmıştır. Bu müzenin bir de saklama bölümü var. O da en az bundan daha zengin balık türlerine sahiptir. Bu kimyasal madde üzerinin içinde ürünler ne kadar süre? Yani eğer değiştirilirse uzun süre kalabilir, bozulmazlar. Çünkü formaldehit vücut sıvısıyla yer değiştiriyor. Dolayısıyla uzun süre, belki de yıllarca bu şekilde saklanabilir bunlar. Yani çürükçül bakteriler üremediğim için saklanırlar. Hangi türler ön planda? Daha çok alabalıklar ön planda burada. Zaten tanımlanan türlerin 35 tane türün 10 tanesi alabalık türü, 25 tanesi ise sızangillere ait. Omurgasızlar var dediniz, başka türler? 40 tür omurgasız vardı burada. Yine denizel omurgasızlardı. 3 türde sucul memeliler var burada ayrıca. 3 de sucul yaşama uyum sağlamış sürüngen türleri vardır. Bir de baktığımız zaman burada Türkiye'de nadir görülen, yok olmaya yüz tutmuş türler de var. Bunların burada sergileniyor olması da Türkiye'nin balık alanındaki çeşitliliğini gösteriyor diyebiliriz. 141 tane endemik tür var burada. Türkiye'nin endemi, sadece Türkiye'de dağılımı gösteren türler. Bunlar burada koruma altına alınmıştır. Tabii zamanla bazı türler yok olabiliyor. Bu normaldir. Ama burada mevcut saklama sıvılarında saklanıyorlar. Uzun süre saklanacaklar. Bizden sonra inşallah devam ettirecekler bu müzeyi. Peki müzeye katkılar sağlanmaya devam ediyor mu, yoksa bu şekilde kalacak mı? Bu müzenin oluşmasında, özellikle örnek toplama aşamasında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güler Ekmekçi, Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Fahrettin Küçük Hoca, Profesör Doktor Fahrettin Küçük Hocamız örnek temininde bize önemli derecede yardım etmiştir. Ayrıca müzenin bu hale gelmesinde rektörümüz Sayın Hüseyin Karaman hocamız da önemli katkıda sağlamıştır. Peki ziyarete açık mı? Herkes gezebiliyor mu? Ziyarete açık müze. Genellikle her zaman, her gün sosyal ilkokullardan, ortaokullardan, anaokullardan, liselerden, çeşitli kurumlardan ziyaretçi vardır. Her gün geliyor aşağı yukarı. Teşekkür ediyoruz. Bizler Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Müzesi'nden bir yayın gerçekleştirdik. Müze hakkında bilgilendirmelerde bulunduk diyerek sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Evet, Fatih Doğan'a ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Su Ürünleri Müzesi'nden, Rize'den görüntülerle sıcak haberin bu bölümünü de nokta.